Vermek istedi ama soy merakımız sistemi kilitledi. Ben kimim, dedemin dedesi kimmiş diyen yüz binler aynı anda o sorunun cevabını öğrenmek isteyince E-Devlet üzerinden soy ağacı sorgulama sistemine girmeyi denedi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle de site çökme noktasına gelince soy ağacı sistemi geçici olarak kapatıldı. Yüz binler bilgisayarın başına oturdu, E-Devlet kapısından girmeye çalıştı. Site çöktü. Soy ağacı çılgınlığı sabaha dek sürdü. E-Devlet sistemine soy ağacı sorgulaması eklenmesine ama pek çok kişi o sorgulamayı yapamadan sistem çöktü. Kapasiteyi kaldırması mümkün değil. Dün giremedik, evet. Denediniz mi girmeyi? Denedim, evet. Kaç saat uğraştınız? Vallahi takriben bir yarım saat uğraştım. Giremeyeceğimi anladığım için. Dün girdik de hiç başarılı olamadık. Bayağı kaç saat uğraştınız? Bir saat falan uğraştım. Alt soy, üst soy yani soy ağacını öğrenmek için sabırla bekledi kullanıcılar. Şanslı olanlar uygulamanın başladığı ilk bir saat içinde siteye girdi. 33 bin kişi kısa sürede belgelerini aldı. Annem Erzurum, babam Sivaslı. Bizimki Irak tarafına dayanıyor. Irak soylarına dayanıyor. Sarı Saltık diye bir türbemiz var. Sarı Saltık soyuna dayanıyor. Dedemin dedesi kim, ben kimin merakı soy ağacı çılgınlığına dönüştü. Gece 02-04 arasında büyük yoğunluk yaşandı. Milyonlarca kişi soy ağacını öğrenmek için siteye hücum etti. Ancak 737 bin kişi giriş yapabildi. 200 bin belge üretildi. Ben Tunusluyum. Bir de birkaç gün bu konuyla uğraşıyorum ben. Nereden kaynaklıyor daha öğrenemedik. Siz de işlem yapamadınız yani. Yok, yapamadık. Yani biraz sabır, biraz da anne babalarıyla daha çok konuşsunlar. Onlar orada öğrenmeye baksınlar. E-Devlet üzerinden soy ağacı paylaşımı geçici olarak durduruldu. Ama nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi hizmetleri devam ediyor. Soy ağacı merakı biraz dinince o sayfada kullanıma açılacak.